Vatandaş bundan mutlu değil. Neden? Ee, desteklere göre üretim planlamasını şekillendirmiyor. İşte dün e, Sayın Bakan bir televizyon programında üretim planlamasıyla ilgili e, dedi o geçmiş dönemde kaldı, sosyalist dönemlerde kaldı. Devlet o tarlaları ekmiyor. Devlet üretim planlaması yapmaz. Elindeki desteklerle. E, bazı şeyleri ön plana çıkarabilir gibi bana göre sığ bir açıklama yaptı e, bu manada destekleme modelinde neler değişmeli biraz çok e, abarttım konuşmayı <laughs> destekleme modelinde neler değişmeli e, bir de üretim planlamasına etkisi ne olmalı Sayın Bakan açıklamalarını ne diyorsunuz şimdi şöyle e, programa futbolla başladık ya biraz Hı -hı. yani güzel bir ortaydı. Yani konu itibariyle üzerinde çalıştığımız bir konu yani bir üretim planlaması. Şimdi şöyle söyleyeyim tabii ki ben bunu net olarak ifade edeyim talihsiz bir açıklama. Hı hı. Yani bunu idari görevi açısından demiyorum kendisi iktisatçıdır. Bunu bir bilim adamı olarak karşılıklı tartıştığımızı düşünelim. Neden? Çünkü şöyle bir durum söz konusu sadece tarım sektörünü değil ki Türkiye'nin tarım potansiyeli çok yüksek dünyanın en büyük tarım potansiyeli ülkelerinden bir tanesiyiz. Ekonomik olarak da Türkiye devlet olarak da dünyanın en büyük devletlerinden bir tanesi. Böyle bir devletin üretimini plansız yönetmesi aklın kabul edebileceği bir şey değil. Şimdi üretim planlaması denildiğimizde şu değil. Yani sahaya inip işte Ahmet sen şeker pancarı ekeceksin veya A köyü şeker pancarı ekecek, B köyü mısır ekecek veya C ilçesinde şu ekecek, bu ekecek vesaire. Yani böyle parsel parsel planlamadan bahsetmiyoruz. İşte sosyalist ekonomik sistemlerdeki bir planlamadan bahsetmiyoruz. Yalnız şöyle bir durum söz konusu serbest piyasa ekonomisinde işletmecilik modelinde bütün iktisadi teorilerde tarım işletmeleri çiftçiler bir işletmek kabul edilebilir. Hı hı. Yani biraz bunu teoriyle açıklamak durumundayım. İktisadi işletme modelinde işletmecinin temel fonksiyonları vardır. Bunlar nedir? Finansman. İşletmenin finansman yönetimi olacak. İşletmenin muhasebe yönetimi olacak. İşletmenin üretim yönetimi olacak. İşletmenin pazarlama yönetimi olacak. Bu dört temel unsur olmazsa olmazdır. Ve bunun da destek hizmetleri vardır. işletme fonksiyonları açısından bunların argesi olacak, halkla ilişkileri olacak, güvenliği olacak. Yedi tane saydım değil mi? Bunlar literatürde işletme fonksiyonları olarak geçer. Bu yedi tane işletme fonksiyonlarının sanayide bir firmaya gidelim. Finansman müdürü var mı? Var. Muhasebe müdürü? Var. Üretim müdürü? Var. Pazarlama müdürü? Var. Arge müdürü? Var. Halkla ilişkiler? Var. Güvenlik? Var. İşletme budur. İşletme pratikte bu fonksiyonları yerine getirebilecek birimlerle yönetilir. Döndüm serbest piyasa ekonomisindeki bir iş, tarım işletmesine. Bir tane çiftçi var. Bırakın işletme fonksiyonu açısından ki çoğu zaman bu çiftçilerimiz işte e, babasından kalmış. Yani hemen hemen çoğunluğu babasından miras kalmış. Kendisinden önceki ebeveynlerinden miras kalmış bir arazinin yöneticisi. Bu saydığım işletme fonksiyonları açısından bir yönetimi söz konusu değil. Yani finansman ihtiyacı olduğunda devletin kendine gösterdiği işte tarım kredi, Ziraat Bankası'ndaki sübvansiyonlu kredilere gidecek. Eğer e, yeterli derecede işte teminatı, kefaleti vesairesi varsa girdisini alacak, üretimini gerçekleştirecek, gelir elde ederse onu ödeyecek tekrar vesaire bu döngüyle hayatını geçirecek. Bu yüzde seksen kısım işte böyle ekonomiyi, şey tarımsal üretimin ekonomisini böyle döndüren kesim. Şimdi biz bunları kendi hallerine bırakmışız. Bu şekilde serbest piyasa ekonomisi içerisinde planlama olmaz demişiz. Ve arazilerin de yüzde kırkını bu özellikle kendi şartlarında kendi geçimlerini zorundan sağlayan çiftçilerden gıda arz güvenliği şu anda dünyanın üzerinde konuştuğu işte sınır güvenliği kadar önemlidir dediğimiz gıda arz güvenliğini bu işletmelerin re, e, diyoruz ki hem kendinizi geçindirin hem de ülkenin gıda arz. Yani bu Serbest piyasa ekonomisinde bu işletmeleri plansız bu şekilde bırakmak aklın kabul edilebileceği bir şey değil. Şu an itibariyle dünyanın serbest piyasa ekonomisinin merkezi olan ülkelerde bunlar nasıl yapılıyor? Bir şekilde örtülü vesayet sistemiyle üreticiye kooperatif aracılığıyla veya farklı kurumlar aracılığıyla üretici yönlendiriliyor. Yani bir Hollanda'da üretici ben bugün patates ekmek istiyorum dediğinde ekemiyor. Yani yetiştiriciliğini yapamıyor ilgili kurumlara müracaat etmek zorunda, ilgili kurumlardan izin almak zorunda ve hatta ve hatta patates yetiştiriciliği konusunda bilgisi yoksa bir hafta boyunca patates yetiştiricilik eğitimine tabi tutulmak zorunda. Üretim planlamasından kastımız budur. Yoksa sosyalist ekonomik sistemlerdeki gibi devlet size yer gösterecek, orayı yetiştireceksiniz vesaire. Desteklemelerde de şöyle bir şey söz konusu. desteklemelerde zaten serbest piyasada üretim planlaması olmaz. Neden? Mısır hasatta 3 lira civarındaydı. Şu anda 3-6'yı falan gördü. Şimdi Mısır'ın desteği ne kadar? 70-80 kuruş. Yani o desteği verseniz de vermeseniz de zaten Mısır'ın diğer üretim faaliyetleri karşısında çok yüksek bir rekabet avantajı var. Ya bu üretim planlamasına yer vermez. Bunu süt için de söylüyorum. Bunu buğday için de söylüyorum. Hiç kimse desteği dikkate alarak buğday, mısır Şeker pancarı yetiştirmiyor. Sadece ve sadece yakın geçmişimizde bu olay sadece pamukta gerçekleşti. Pamuğun maliyeti fiyatının altındaydı. Türkiye'nin tekstil sektörüne destek verebilmek, pamuk ihtiyacının dışa bağımlılığını azaltabilmek adına pamuğa çok ciddi bir destek verdik ve bu alınan destekle pamuk üretimini e, üreticilerimiz gerçekleştirdi. Bu fiyat onlara cesaret verdi. Onun dışında çoğu e, Ürünün destek miktarı fiyatının içerisinde rekabeti etkileyecek. Üretim faaliyetlerinin birbirine üstünlüğünü sağlayacak ölçekte söz konusu değil. Hocam burada destekler ee, kar göre belirlenmeli diye düşünüyorum. Neden? Şimdi Mısır'ı e, Konya'da mesela Mısır, açayım. Mısır'da mesela Türkiye birincisi olduğu söyleniyor. Konya'nın e, rekolte olarak en fazla Mısır Konya'da üretiliyor Doğru. ama e, en çok suyu tüketen de e, Mısır. Konya'nın da su konusu da ciddi bir dezavantajlı Doğru. bir bölge. Şimdi vereceğiniz destek e, çiftçinin tercihini değiştir e, değiştirmede bir kıstas olarak lazım. Çar değil de lazım. maliyet diyelim isterseniz. Ya da maliye, maliyet maliyet ben Mısır'dan kazandığım parayı Buğdaydan kazanmamı istiyorsa devlet üretim planlaması adına buğdaya desteği daha fazla vermesi lazım ki ben buğdayı ekmem lazım yanlış mı düşünüyorum? Yani devletin elindeki o e, destek e, enstrümanını doğru şekilde kullanmadığı zaman çiftçi tabii ki en çok hangi üründe para kazanacağım? O iş yapacak, öyle değil mi? Evet, ya orası muhakkak. Şimdi şöyle, yani desteklerin özellikleri itibariyle incelediğinde destekler e, yönlendirici niteliktedir teorik olarak bunu söylüyoruz. Ol, öyle olmamalı Ö, mı? Ya bütün dünyada literatürde böyle geçer. Destekler yönlendirici niteliktedir. Ama bütün ülkeler tarımı destekliyor. Tarım dezavantajlı bir sektör. Yani üretim faaliyeti. Az önceki de bölümlerde bunları ifade ettim. Dolayısıyla sosyoekonomik bir özelliği var. Ya şu anda Türkiye'de verilen üretime verilen desteklerin tarıma verilen desteklerin üretime yönlendirmediğini biz biliyoruz. Tabii ki bunun dışında e, e, alet makine destekleri vesaire farklı destekler de var. Yani bunlardan bahsetmiyorum. Ben verilen fiyat desteklerinden bahsediyorum. Dolayısıyla burada tarım sektörüne verilen destekler bir şekilde verilmeli. Şu anda 25 milyar TL olarak 2022'de planlandı. E, Ciddi de bir destek ve bu çiftçiye verilmeli. Çiftçi bunu almalı ve kırsal alanda sürdürülebilirliğini kalmasına yani ekonomisine kendi geçimlik ihtiyaçlarına bir destek olmalı. Üretime gidip gitmediğine bakılmaksızın herkes şunu söylüyor: Üretime gitmiyorsa biz bu desteği niye vermiyoruz? İşte Şimdi ee, milletvekili söylediği olay da bu. Sorunun cevabını gitmiyor. getireyim: Niye gitmiyor? Gidiyor aslında. Diyelim ki çiftçi bunu aldı ne yaptı? Bu yüzde 85'lik küçük ölçekli çiftçi de dahil, büyük ölçekli çiftçi de dahil. Çiftçi bunu ne yaptı? Diyelim ki sosyal ihtiyaçlarına kullandı. Üretime kullanmadı. Başka nereye kullanabilir? Ya ekonomik ihtiyaçları geçimlik, Hı -hı. ya mesleki ihtiyaçlarına kullanabilir. İşte tohum, gübre vesaire işletme maliyetlerini karşılayabilir. Ya da sosyal ihtiyaçlarını karşılamış olsun. Yani evine televizyon almış olsun. Yani bu televizyon bu çiftçimizin evine ihtiyaçsa, yani siz destek verdiğinizde o parayla almayacaksa, yani ahırdaki hayvanı satıp alacak. E, dolayısıyla. Siz çiftçiye televizyon parasını verirken aslında inek parası vermiş oluyorsunuz değil mi? Zor Biraz zorlarsanız o sorun çıkar tabii ki. Kesinlikle zorlanmaz gerçek hayat bu sahadaki veri bu zorlama, yani zorlama değil. E, reklam süresi geldi ama hemen şu e, benim düşüncemi ortaya koyayım ondan sonra reklamlardan sonra bu e, konuda devam edelim. Şimdi benim para ihtiyacımın olduğu dönemde devletin desteğini görmem lazım. Mesela gübre zamanında 2020 yılında devletin bana öngördüğü gübre desteğini ya da adı neyse, lazım olduğu dönemlerde ben devletten bunu alabilirsem finans olarak benim en büyük avantajım olacak yoksa televizyon almak için parayı verme zamanı tartışılabilir Heh. bu ayrı tabii yani ki orada bu manada size katılıyorum. söylüyorum tabii ki. yani yoksa yani... parayı zamanında ben benim gübre desteğine gübre kullandığım zaman ihtiyacım evet, var evet parayı zamanında kullanmışım Toprağa atmışım hasatını yapmışım ve 2020 yılının desteklerinin 2021 yılında alınması bu manada bana biraz sıkıntılı geliyor. Devletin verdiği 25 milyar TL'lik destek veya vereceği desteği ben zamanında benim ihtiyacım olduğunda aldığımda ya benim cebimde 100 lira para yokken 110 lira para büyük para benim için. Evet. Zamanı açısından böyle söylenebilir. Evet yani üreticinin finansmanı en fazla ihtiyaç duyduğu zamanda verilmesi son derece tabii ki önemli. O zaman o 25 milyarın etkisi bence çarpan etkisiyle belki 75 milyarlık etki yapacaktır. Reklamlar varsa evet. hocam konuşmaya devam edelim bu konular, reklamlar.